Bugün çalışma masamda bu hesap makinesi var. Pilleri de var içinde ama hiç çalışmıyor. Bakalım bu konuda neler yapabileceğiz. Bu hesap makinesi 1976 yapımı. Zamanın popüler makinelerinden biri. İçindeki gösterge de VFD LED'lerden önce kullanılan ama günümüzde de kullanılan bir teknoloji. Günümüzde uydu alıcılarının ya da DVD, Blu-ray player'ların ön panellerinin bazılarında bu vakum floresan display'ler kullanılıyor. İçini bir açalım bakalım neler göreceğiz. Çok hassas bir devre. Şuradaki teller birkaç açıp kapanmada kopar bence. Bakalım neler yapabileceğiz. Bir gerilim verelim. Şöyle bakarsak burası eksi, burası artı. Güç kaynağını 6 volta ayarladım. Eksi artı. Açalım. Güç kaynağım akım korumalı olduğu için korkmadan açabiliyorum tabi. Akımı da gösteriyor şu anda. 40 mA kadar bir şey çekiyor ki normal gibi bu devre için. Şimdi devreye şöyle dikkatlice bakarsak zaten çok da fazla bir şey yok. Bir tane işte bütün işi yapan bir Hitachi'nin bir çipi var. HD3630. Tuş takımı. İşte tuş takımının satır ve kolonları buradan bağlı. Floresan display. Floresan gösterge. Şu da tahminimce voltaj yükseltici. Çünkü floresan display'ler için 6 volt yetmez. 20-30 volt arasında bir gerilim lazım bunların çalışabilmesi için. O yüzden muhtemelen şu parçada bir gerilim yükseltici. Ve içimden bir ses bu gerilim yükselticide bir sıkıntı var diyor. Çünkü zaten entegre bozuksa yapabileceğimiz çok fazla bir şey kalmaz. Şimdi burada VF2, VF1 dediği filament voltajı bunlar. Burada bakalım bir şey var mı? DC olarak bir şey görmüyor. Bir de AC bakalım. Bir şey yok. İşin kötü tarafı elimde şema yok. Entegrenin hangi bacağı beslemedir nedir mi göremiyorum. Şöyle rastgele bir bakayım. En azından bacaklarında bir besleme var mı? Şurada bir eksi 3,5 volt var. Birçok bacağında gerilim görünmüyor. Muhtemelen şu güç kaynağında bir arıza var. Başka türlü olamaz. Sanıyorum elimize havayı almanın zamanı geldi. Şu parçayı sökmem lazım. Tabi elim değmişken şu kondansatörleri de değiştiririm. Çünkü onlar da artık çok eskimişler. Arıza vereceklerinden değil ama gene de yenileriyle değiştirmek her zaman iyidir. Güç kaynağını ayıralım. Yalnız burası da çok kötü görünüyor. Her an kopabilecek gibi. Artık koparsa buraya da yeni bağlantılar yapacağız. Başka çare yok. Bu modülü yerinden çıkardım. Küçük basit bir modül. Bu devreden kısaca bahsedeyim size. Basit bir transistörlü osilatör. Transformatörün diğer ucunda ise yükseltilen bir voltaj var. İşte mesela bizim devremizde yaklaşık 24 volt civarında bir şey oluşturuyor. Bu da floresan göstergenin çalışması için yeterli. Bu çizdiğim tek transistörlü basit bir devre. Bizim buradaki devrede ise transistörün kazancını çok yükseltmek için iki transistör kullanmışlar. Darlington bağlantısı yapmışlar. İki transistörü arka arkaya bağlayarak.
transistörleri böyle Darlington bağladığınız zaman akım kazancı iki transistörün akım kazancının çarpımı olur. Oldukça yükselir. Osilatörün kolayca başlayıp iyi çalışması için hani yüksek kazançlı bir transistör gerekmiş. Onlar da bu çözümü bulmuşlar. İki tane NPN transistör. Bizdeki devrenin ayrıca çıkışında da birkaç tane bu şekilde diyot var. Devrenin birkaç tane çalışma voltajı var anlaşılan. Her bir voltaj için ayrı bir transformatör sargısı ve bir diyot koymuşlar. Böylece 2-3 tane ayrı çalışma voltajını elde etmişler. Benim bulduğum bozuk transistör alttaki büyük yükü taşıyandı. Maalesef transistörlerin üstü okunmuyor. Bir tarafına yapıştırıcı sürmüşler. Yapıştırıcıyı çıkarınca da yazıların hepsi silindi. Üzerinden hiçbir şey okunmuyor maalesef. Transistörümüzü ölçüyoruz. NPN bir transistör. Şans eseri bir tanesi sağlam kaldığı için en azından ne olduğunu anladım. Muhtemelen ikisi de aynı transistör. Bacaklar da 1, 2, 3, B, C, E diye gidiyor. Bu da diğer transistörümüz. Yine 1, 2, 3 bağladık. Bakalım bunda ne var? Evet, bu transistör gitmiş. İki tane parça kutumdan transistör buldum. 80-50 transistörler. Bunların özellikleri bu devre için yeterli olacağını tahmin ediyorum. Ama asıl seçme kriterim bacak yapılarının birebir aynı olmasıydı. Bunların da bacak dizilimleri birebir çıkardığım transistörlerle aynı. Yani bu şekilde B, C, E diye gidiyor. Bu değiştireceğim transistörleri de bir ölçelim. Evet, B, C, E. Akım kazancı 292. Yeter. Diğer transistör. Bu da aynı şekilde bacak bağlantıları BCE. Akım kazancı da yeterli. Bu iki transistörü yerine deyimlediğimizde muhtemelen çalışacaktır. Yeni transistörleri yerine deyimledim. Ayrıca modülü de yerine deyimledim. Şimdi şu 5 tane kondansatör var. Hazır cihazı açmışken bunları da değiştireyim diyorum. Yani büyük ihtimalle çalışıyorlar ama uzun seneler kullanmak istiyorsam yeni kondansatör takmak daha mantıklı. Hazır elimdeymişken onları da değiştireyim. İşte bunlar çıkardığım kondansatörler. Oldukça eskimişler. Beş tane yeni kondansatör taktım yerlerine. Evet, güç verdik ve çalışıyor. Sorunumuz besleme devresindeymiş. Besleme devresi düzelince sorunsuz çalışmaya başladı. Sadece iki transistör değiştirerek devreyi çalıştırdık. Şimdi dikkatlice cihazı kapatalım. Özellikle şu tuş takımı bağlantısına dikkat etmek lazım. Neyse ki hiçbiri kopmamış. Arka kapağı da kapatalım. Pillerin çıkıntılarına dikkat ederek. Pil bağlantısı tam oturmamış, onu oturtalım. Pilleri yerleştirelim bakalım, pille çalıştırabilecek miyiz? Gördüğünüz gibi makinamız çalışıyor. Şöyle gereksiz birkaç işlem yapalım. Bütün tuşları ve fonksiyonları çalışıyor gibi görünüyor. İki tane ucuz transistör değiştirerek eski bir hesap makinesini hayata döndürmüş olduk.
Bunu da eski hesap makinesi koleksiyonuma ekliyorum. Başka bir videoda görüşmek üzere.